Peygamber Efendimizin Hayatı. Okuyan Fatih Özacun. 54. Bölüm. Esirler. Esirler Bedir Savaşı'nın ardından Medine'ye koruyucularıyla beraber Peygamber Efendimiz'den bir gün sonra ulaştılar. Peygamberimizin amcası için sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, izin ver de onun fidyesini biz ödeyelim ve serbest bırakalım," dediler. Hazreti Peygamber onları, "Siz bir dirhem bile vermeyeceksiniz," diyerek geri çevirdi. Daha sonra amcasına döndü ve, "Kendin ve iki yeğenin için fidyeleri sen öde. Çünkü sen zengin bir adamsın," dedi. Abbas buna karşı çıkıp, "Ben zaten Müslüman olmuştum," dediğinde Peygamberimiz ona şu cevabı verdi: "İslam'ı kabul edip etmediğini Allah bilir. Eğer bu doğruysa o senin mükafatını verecektir. Fakat sen onlarlaydın." Abbas parası olmadığını söyleyince Peygamber Efendimiz ona şöyle dedi: "O zaman Ümmül Fadıl'a bıraktığın para nereye gitti? İkiniz yalnızken ona, eğer öldürülürsem şu kadarını Abdullah'a, şu kadarını Fadıl'a ver," demiştin. Peygamber Efendimiz bunu söyleyince iman gerçekten Abbas'ın kalbine girdi. "Seni gönderene yemin ederim ki bunu benden ve Ümmül Fadıl'dan başkası bilmiyordu. Senin Allah'ın Resulü olduğunu anladım," dedi ve kendisiyle birlikte iki yeğeninin fidyesini ödemeyi kabul etti. Hazreti Peygamber'in yanındaki esirlerden biri de damadıydı. Hanımı Zeynep, fidye ödeyip Ebu'l-As'ı kurtarması için birini Medine'ye göndermişti. Gönderdiği paraların yanında annesinin kendisine evlendiği gün hediye ettiği akik bir kolye de vardı. Peygamber Efendimiz kolyeyi görür görmez onun Hatice annemizin kolyesi olduğunu fark ederek sarardı ve müminlere şöyle dedi: "Eğer isterseniz esiri fidyesini almadan hanımına gönderin. Bu size kalmış bir şey." Hepsi de bunu kabul ettiler. Ve Ebu'l-As Mekke'ye hem paraları hem de kolyeyi alarak döndü. Onun Medine'deyken Müslüman olması ümit ediliyordu fakat bu ümitler boşa çıktı. Peygamber Efendimiz ona Zeynep'i Medine'ye göndermesi gerektiğini söyledi. Ebu'l-As üzülerek de olsa bunun için söz verdi. Vahiy, Müslüman bir kadının müşrik bir erkekle evli kalamayacağını açıkça söylüyordu. Fidye vermek için gelenlerin çoğu en azından Peygamber Efendimiz'e karşı saygılıydılar. Fakat savaştan sonra öldürülen Ümeyye'nin kardeşi Übey bunların dışındaydı. Oğlunu alıp geri dönerken, "Ey Muhammed, bir atı her gün besliyorum. Onun üstündeyken seni öldüreceğim," dedi. Peygamber Efendimiz ise ona bunun tam tersinin olacağını söyledi. Mekke'de acı içinde Bedir'de kaybettikleri değerli ve büyük liderlerden bahsediyorlardı. Safvan, Ümeyye'nin oğluydu ve babası öldüğü için lider olacağı bekleniyordu. "Onlar gidince dünyada hiçbir iyilik kalmadı," dedi. Ümeyr de böyle düşünüyordu fakat o daha samimiydi. Oğlu Medine'deki esirler arasındaydı. Fakat Ümeyr fidye ödeyemeyecek kadar borçluydu. Zaten hayatından bezmişti. Bu nedenle yaşamını bir şey uğruna feda etmeye karar verdi. "Eğer ödeyemediğim borçlarım ve bakmak zorunda olduğum bir ailem olmasaydı gider Muhammed'i öldürürdüm," dedi. Safvan, "Borcun benim olsun. Senin ailen benim ailem demektir. Onlara ölünceye dek bakmaya söz veriyorum. İstemelerine gerek kalmadan benim olan her şeyi onlara veririm." Ümeyr bunu yapmak istediğini söyledi ve amaçları gerçekleşinceye kadar bu konuştuklarını gizli tutacaklarına dair birbirlerine söz verdiler. Ümeyr kılıcının keskin tarafına zehir sürdü ve oğlunu kurtarmak için gittiğini söyleyerek Medine'ye doğru yola çıktı. Ümeyr müminlerin yanına gidince onlara
iyi günler diledi. Peygamber Efendimiz buna karşılık ona şöyle söyledi. Allah bize bundan daha güzel bir selamlaşma şekli öğretti Umeyr. O cennettekilerin birbirini selamlama şeklidir. Daha sonra ona niçin geldiğini sordu. Umeyr oğlunu kurtarmak için geldiğini söyleyince Hazreti Peygamber "Peki bu kılıç ne oluyor?" dedi. Umeyr "Allah kılıçların belasını versin." dedi. "Onların bize hiç faydası dokundu mu?" Peygamberimiz "Gelişinin asıl sebebi ne?" diye tekrar sordu. Umeyr yine sebep olarak oğlunu öne sürünce Peygamber Efendimiz onun Safvan'la konuştuklarını kelimesi kelimesine tekrarladı. Son olarak "Safvan senin borçlarını ve aileni üzerine aldı ki sen beni öldürebilesin. Fakat seninle onun arasına Allah girdi." dedi. Bunları duyan Umeyr "Bunu sana kim söyledi?" diye bağırdı. "Bizim yanımızda üçüncü bir kişi yoktu." Hazreti Peygamber "Bana bunları Cebrail haber verdi." dedi. Umeyr "Sen bize gökten haberler getirdiğinde biz sana yalancı dedik. Fakat beni İslam'a yönelten Allah'a hamdolsun." dedi. Peygamberimiz orada bulunanlara dönerek şunları söyledi. "Kardeşinize dinini öğretin ve ona Kur'an okuyun. Oğlunu da serbest bırakın." Bu arada Ebu Las Mekke'ye döndüğünde karısı Zeynep'e onu Medine'ye göndereceğine dair babasına söz verdiğini söyledi. Küçük kızlarının da annesiyle birlikte gitmesine karar verdiler. Oğulları Ali daha bebekken ölmüştü. Üçüncü çocuğu bekliyorlardı. Tüm hazırlıklar yapıldığında Ebu Las kardeşini koruyucu olarak karısının yanına gönderdi. Gündüz vakti yola çıktılar. Fakat Kureyş'ten bir grup onları takip etmeye ve Zeynep'i geri getirmeye karar verdi. Bir adam ilerledi ve mızrağını sallayarak Zeynep'in önüne geçti. O sırada diğerleri de yaklaşıp onların etrafını sardı. Koruyucu atından indi ve "Hele biriniz gelin, onu hemen okumla öldürürüm." dedi. Kısa bir sessizlikten sonra Ebu Süfyan ona yaklaştı, meseleyi sakince konuşmayı teklif etti ve şunları söyledi. "Kadını insanların gözü önünde götürmen büyük bir hataydı. Bu bizim aşağılandığımızı gösterir. Onu babasından ayrı tutmak istemiyoruz ama onu Mekke'ye geri götür. Hakkımızda konuşanlar susuncaya ve bizim onu geri getirdiğimiz halk arasında yayılıncaya kadar Mekke'de kalsın. Sonra onu gizlice al ve babasına götür." Döndükten kısa bir süre sonra Zeynep düşük yaptı. Büyük bir ihtimalle bunun nedeni korkmasıydı. İyileşince aynı adam onları gece karanlığında yola çıkardı. Sonra Zeyd'le buluştular. Zeyd, Peygamber Efendimizin kızı ve torununu sağ salim Medine'ye getirdi.